Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mükemmel bir serinin tanıtımını yapacağız. Aşağıdaki gördüğünüz şu kişilerle birlikte ÖSYM Nereden Nereye serisine başlıyoruz. Bu seride ÖSYM'nin son 10 yıl ya da 12 yıl içerisinde sorduğu soruların yıl yıl analizini yapacağız ve ÖSYM neredeydi, şimdi nereye geldi diye yorumlayacağız sizlere. Ve bunları kimler yapacak? Coğrafyanın kodları Yunus Hoca, Doktor Biyoloji Barış Hoca, Kenan Karay ile Geometri yani ben, Levent Özdede ile Kimya Levent Hoca, SML Matematik İsmail Hoca, VIP Fizik Kemal Hoca kendi branşlarını kendi kanallarında kendi tarzlarıyla yorumlayacak. Altını çizerek söylüyorum, kendi tarzlarıyla. Çünkü herkesin konusu farklı, herkesin anlatacağı şey farklı, herkesin o yüzden tarzı farklı olur. Kimisi 6 videoda, kimisi 10 videoda, kimisi 30 videoda belki bu içerikleri tamamlayacak. Bilemiyoruz. Biz şimdiden Bismillah dedik, başladık. Bu arada şunu söyleyeyim. Yunus hocamızın yani coğrafyanın kodları hocamızın bir bahanesi vardı. İşte taşınmayla ilgili bir süreci vardı. O yüzden bizlerle birlikte başlayamayacak ama sınavdan önce coğrafyayla ilgili ÖSYM Nereden Nereye serisini çekecek. Arada da hatırlatırsınız yorumlarda, hocam ÖSYM Nereden Nereye serisi ne oldu, çekmeye başladınız mı diye hatırlatırsanız elinde belki biraz çabuk tutabilir. Yunus hocam buradan dinliyorsan da selamlar. Yunus hocam da bu projeyi duyduğunda gerçekten çok beğenmişti. Ve bizler de bu projeyi çok beğenerek başladık. Ve bizler de bu projeyle birlikte çok güzel şeyler öğrendik. Yani inanılmaz derecede güzel bilgiler öğrendik ve bu bilgileri size aktarmak için çok heyecanlıyız ve bu seriyi valla kaçırmayın arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle her şeyini sonuna kadar izleyin. Sizi olumlu yönde etkileyecek bir içerikler geliyor sizin karşınıza. Şimdi ben bu ÖSYM Nereden Nereye serisinde geometri anlamında neler yapacağım onlardan bahsedeyim size. Gençler bakın, bu benim tarzım geometri anlamında. Ben kaç videoda bitireceğim ondan bahsedeceğim. Kendi tarzımı ve içeriklerin içerisinde neler olacak onun bilgisini vereyim öncelikle size. Ben ÖSYM sorularını, son 10 yıl içerisindeki çıkmış soruların aynılarının benzerlerini yazdım arkadaşlar. Ve böylelikle bir taşla iki kuş ya da üç kuş birden vurmuş olduk. Çünkü niye? Sizler bana diyordunuz ki hocam ÖSYM sorularını çözün. Ben de diyordum ki yasak, çözemem. Ama şimdi ne oldu? Madem bu proje var, ulan ben ÖSYM sorularının benzerlerini yazayım. Böylelikle biz tekrarımızı da, yani geometri, bu seneki geometri tekrarını da ÖSYM sorularının benzerleriyle yapmış olacağız. Sadece üçgenler konusundan arkadaşlar 48 tane soru, yanlış hatırlamıyorsam. Dörtgenlerle ilgili 70 küsur tane soru. Şu an çemberleri yazmaya devam ediyorum. Katı cisim ve analitikleri de ekleyince bayağı bir soru olacak zaten burada. Hani 200 küsür tane, belki de 300 tane soru olacak arkadaşlar. Ve biz tekrarımızı gerçekten çok güzel sorularla yapmış olacağız. ÖSYM sorularının benzerleriyle yapmış olacağız. Hatta bazı soruları ÖSYM'nin eski nesil sorularını yeni nesile çevirip öyle sordum. Hatta bazı soruları ÖSYM'nin sorularından daha güzel bir hale geldi. Zaten soruları gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Siz de vay be ne soruymuş diyeceksiniz. Ama mantık aynı. Sadece sayıları değiştirilmiş, cümleleri değiştirilmiş gibi düşünmeyin. Aynı mantıkta sorular var arkadaşlar. Ama çok da benziyorlar. Tabii evirip çevirip sorduğumuz sorular. Evet gençler. Öncelikle nasıl olacak? Mesela ÖSYM Nereden Nereye üçgenler serisi bir hafta olacak. O haftayı anlatayım ben size. Ana bir video olacak. Üçgenler. ÖSYM Nereden Nereye üçgenlerde. İlk videom ana video. O ana videoda size böyle grafiklerle bazı şeyler anlatacağım. Mesela TYT için bu pasta grafiği ile hangi konudan yüzdeliği kaç, ondan bahsedeceğim. Bu sütun grafiği ile soru sayısından bahsedeceğim. Sonra bu tabloyla da hangi yılda hangi konudan kaç adet soru çıkmış ve toplamda ne kadar soru çıkmış ondan bahsedeceğim. Bu TYT'ydi. Sonra geleceğim AYT'ye. AYT'de de yine aynı şekilde pasta grafiğiyle konuların yüzdeliklerinden bahsedeceğim. Sütun grafiğiyle çıkmış soru adetlerinden bahsedeceğim. Ve tabloyla da hangi yılda hangi konudan kaçar adet soru çıkmış ve toplamda ne kadar soru çıkmış
Ondan bahsedeceğim. Bu üçgenlerin ana videosu olacak. Yani orada konuları yorumlayacağız. Hatta bunun devamına soruları da koyacağım. Yıl yıl koyacağım ama. Ve ÖSYM'nin nereden nereye gittiğini yıl yıl çok açık ve net bir şekilde göreceksiniz gençler. Ve sonrasında da bu ana video bitecek. Birinci video bitecek. Ondan sonra ÖSYM nereden nereye serisinde aynı hafta içerisinde üçgenler serisinde soru çözüm videosu yapacağız. O soru çözüm videolarında da ilk birinci video üçgende açılar, ÖSYM benzeri sorular olacak. 12 tane soru var galiba üçgende açıdan. Onların soruları olacak ve onların çözümünü yapacağım. Bir de bunların soru çözüm videoları. Ana video artı soru çözüm videoları. Sonra dik üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgenle ilgili bir video. Sonra üçgende benzerlikle ilgili bir video. Sonra üçgende alanla ilgili bir video. Sonra geri kalan konularla, birer ikişer sorular olduğu için bazı konuları da birleştirdim. Onlarla ilgili soruları da koyup o soruları size çözeceğim gençler. Dediğim gibi tekrarımızı da bu şekilde ÖSYM sorularının benzerleriyle yapmış olacağız. Ve bu soruların içerisinde ÖSYM'de çıkmış sorular da var. Çıkabilecek sorular da var. Vallahi çok güzel bir içerik oldu. Ben şahsen çok beğendim. Siz de acayip hoşunuza gidecek. Gençler, üçgenleri bu şekilde bitirdikten sonra haftasına ya da iki haftada bir diğer konuya geçeceğim. Dörtgenler. ÖSYM nereden nereye? Dörtgenler ana videosu olacak. Sonra soru videoları olacak. Sonra iki hafta sonra da çember videosu olacak. Ana video ve soruları olacak. Sonra katı cisim. Ondan sonra da analitik için ana video ve soru çözüm videoları olacak ve konu bazlı bu videoları bitirmiş olacağız. En son videoda da arkadaşlar ne yapacağız? ÖSYM nereden nereye? Geometri yazacağız. Bu sefer bütün konuların geometrideki yeri son 10 yıl içerisinde, mesela diyeceğiz ki üçgenler %40 çıkmış. İşte dörtgenler %20 çıkmış. İşte soru sayısı bu kadar. Çember şu kadar çıkmış. Soru sayısı bu kadar diyeceğiz mesela. Ve bunları yorumlayacağız ve size göstereceğiz. Ve bizi dediğim gibi arkadaşlar olumlu yönde yönlendirecek bir içerik olacak bu videolar. Gerçekten bunları size anlatmak için sabırsızlanıyoruz. Heyecanlıyız. Sizler de çok şey öğreneceksiniz burada. Ve bu arada biz bunları yaparken çok büyük bir emek harcadık. Diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde. Şuradaki gördüğünüz arkadaşlar da bu iki gün önce düşünüp de iki gün sonra hadi videosunu çekelim videoları değil. Bir iki aydır bununla uğraşıyoruz. Bir iki aydır bu içerikler için hem soru yazıyoruz hem işte soruları araştırıyoruz falan filan. Bayağı bir emek harcadık. Ya şimdi normalde hiçbir videoda söylemediğim şeyi söyleyeceğim ama artık söyleyeyim. Ben biliyorsunuz işte beğenin, abone olun gibi şeyleri sevmiyorum ama hani çok emek harcadığımız için biraz da karşılığını, yani onuru edinmek istiyoruz gençler. Yani şöyle bir videolara baktığımız zaman, yani geçen bir bakayım dedim rastgele, video izlenmelerinde arkadaşlar %75 abone olmayan izleyiciler görüyoruz. Yani biz burada 2 aydır bunu yapıyoruz, sizin için uğraşıyoruz. Yani bütün işimiz zaten artık YouTube gibi bir şey oldu. Biz bu içeriği yaptık mı, beğenildi mi, ya şey oldu mu, hani biraz da biz de mutlu olmak istiyoruz. O yüzden abone olursanız, beğene basarsanız seviniriz. Ya hocam abone olunca işte bildirim geliyor falan filan diye söyleyen arkadaşlarınız için de şunu söyleyeyim. Bildirimleri kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu anlamda bizi de sevindirirseniz, onur ederseniz bu anlamda çok mutlu oluruz. Çünkü gerçekten burada gördüğünüz kişiler bununla ilgili bu ürünü çıkartabilmek için çok emek sarf etti. Ve hala da emek sarf ediyoruz. Yani bir iki aylık bir süredir çalışıyoruz. Bir iki ay daha çalışacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Neyse, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM nereden nereye? Üçgenler serisinin ana videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.